saldırının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir. İsrail'in kurulduğundan beri izlediği politika asla değişmemiştir. İsrail, Türkiye'ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve bunları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır. Bugün başta Filistin olmak üzere Suriye'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize direnişinde yalnız olmadıklarını ve Müslümanlar ancak kardeştirler ayetini etik kemiğe büründüğümüzü haykırmak için toplandık. Maalesef uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan ve gerçekte bir terör örgütü gibi davranan İsrail'in silahlı unsurları ayaklarındaki kirli postlarla Mescid-i Aksa'ya girdiler. Aynı kirli postlarla kıble caminin içinde terör estiren bu silahlı unsurlar camide bulunan Kur'an-ı Kerimleri yerlere attılar. Kahrolsun İsrail! 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 Cami içindeki Müslümanları tartakladılar. Dışarıda olayları protesto eden Müslümanların üzerine ses bombası, gaz bombası ve plastik mermiyle saldırdılar. Çıkan çatışmalarda birçok kardeşimiz yaralandı. Terör örgütü İsrail'in yaklaşık bir haftadır Mescid-i Aksa ile ilgili kışkırtmaya yönelik yaklaşımlarının Filistin'de kan dökmeye yönelik bir çaba olduğu aşikardır. İsrail küstahça tüm kutsal değerlerimize saldırarak Filistinli Müslümanları çileden çıkarmaktadır.